Ayı çıkar bülür, taş düşer bülür. Evet, şeyden. Kastamonu'da. Sakın Kastamonu yanında söyleme abi. Kastamonu'da onu söylemiş. Böyle yazıyor. Öyle yazıyor. Ama tat, yine evet. Hoşlarına gitmiyor. Abi hep böyle bayır mı? Ekstradan şey yapacağız şimdi ya. Arazi yap, arazi yap. Abi sen de oluşturayım mı? Çam dağına. Yine girerdi mana alemine. Buradan aşırı su geliyor herhalde ha? Sonra da burla var orada. Evet. Eskiden oralarda döküyorlar. Varlı'dan buraya üstad yayan gelirmiş. Ya işte böyle düşündüm ben de. Abi biz şuradan şuraya çıkana kadar. Nefes nefesi kaldı. Anam bilmem ne. Nefes nefesi kontrol olduk ya. Basamaklara mı çıkabilir? Hı. Nerede burada mı basam? Oo oh, oo oh, otur bro. Çıksak da inerken soğutur motoru. Çıktıkça aya yaklaşıyoruz. Abi bekledin mi? Adam bir yaptı bak. Allahu Ekber! Geç bakacağız. Ayar yapıyormuş. Akkart ayarı. Yavaş. Sakin ol. Yok. Abi şey ayarı yaptım. Subop ayarı yaptım. Bir tepesiyle bir. Çamda. Çamda. Tepesine çıkış he. Bu katran ağacın olduğu yere çıkıyoruz. O yatan he. Ağacın mı? He. O ağaç yatan ağacısı nerede gördünüz ya? Şeyde gördüm ben onu ya. Bağlı'da camiye gitmiştik ya. Mıs mescidine gittik ya. Orada görmüştüm. Bu çeşmenin önünde şey var. Kalife gibi bir şey yapmış onun üstüne koydum. Bir 10 dakikalık yolumuz var herhalde. Onu kesmemişler miydi? Ha? Onu kesmemişler miydi? Çam ağacıyla katan ağacı. Biz arkadan gidelim hacı. Ne ikisi nerede? İyi çıktım ben. Merdivenden çıkmak daha zor. Şuradan git. Orada oturak var o. Eşe tutarım. Şimdi kaybolacak o yollarda. Yavaş yavaş gitti. Gece çıktığımız iyi oldu. Burada sabah güneşte daha zor. Değil mi? Serin serin. Yağmurdu bak. Gel abim gel. Motoru biraz dinlendir abi. Motor şimdi su kaynattı senin de. Allahu Ekber! Gaz veriyorsun ama yemiyor. Çiğ gaz atıyor abi. Evet. Orada duracaksın. Osman abi maşallahın var yani. Elhamdülillah. Bizim ciğerler mi gidik? Var mı? Dua et de hindi suyu içti bu sabah. Yoksa hiç çıkamaz. Evet, yoldu. Hindinin şimdi yaprağını yersek herhalde
Daha koşa koşa çıkarız gibi geliyor bana. Kavşan gibi. O zaman hindi gibi kabarmaya başlarız. Yok abi, kabarmayayım ya mümkünse. Sen maşallah. Ne yapıyorsun? Maşallah. Kaynatmış motorları mı çekiyorsun? Bunlar hep hatıradır ya. Tabii ya. Bu çam ağacına çıkarken gece saat 12'de. Saat 12 olmuştu öyle. 12 geçiyor 1. 1 doğmuştu. Osman abi, Şevket abi, Ramazan abi, Recep abi. Üstad çıkmış bu çam dağına, bu çam dağının bu da şeylerle, çam ağaçlarıyla konuşmuş. Bunların dilinden anlamış. Üzerine çıkmış. Ya saraylara değişmem diyor. Üstad, bu menzillerime ben saraylara değişmem diyor. Çünkü sarayların çok ortakları çıkar, kavga başlar. Ama bak üstadın menzillerine hiç şey var mı? Talep yok. Ya, talep yok. Çünkü onun dilinden o anlamış. Bizim gibiler nasıl anlayacak? Ya. Yani bunlar hakik hazine bunlar ama onlar bilmiyor ya kıymetini. Onlar fani şeylere kıymet verdiği için anlamıyorlar yani. Allah'ı tanıyan hakiki yardır. Allah'ı tanımayan hıyar olu hıyardır. Şevket abi ya maşallah. Yardır ha. Değil mi Osman? Osman da kök yok. Evet, telefon olmuş herhalde orada. Maşallah daha var ya, subhanallah. Bir gece bir sabahladık burada. Burada mı? Ateş yaktık etrafında. Şey, kara sularla geldik Ramazan'da. Burada iftar yaptık. İftar yaptık. Teravih'i burada kıldık. Ondan sonra sahuru burada yaptık. Ondan sonra sabaha kadar ne güzeldi ya. Burası ne böyle abi? Ölmüşler mi burayı? Hadi. Çam ağacının etrafı. Önce çam ağacını şey yapalım. Burası mı o? He. Evet. Ondan sonra şey yaparız. Katranı geçeriz, oradan gideriz. Bu şey bir ışık tutsana. Oldu. Maşallah ya. Ha burası Recep. Yukarı bak. Şıkır. Burası bak. Abi katran ağacı burada mıydı? Çam ağacının yeri burası işte. Ne yeri? Çam ağacı. Çam ağacı bak burada. Çam ağacında bir odacık vardı üstadın kaldığı üstünde. Tahta vardı. Bak kesmişler, burada yatıyor. Ağacın resmini çekin. Çam ağacını at. Çıkıyoruz. Aynı. Yola. Bunun yerine bunu yapmışlar. Bu çam ağacı üstadın. Havaya doğru. Biri. Bilmiyorum mu herhalde ya. İyi var öyle. Gece orada şey yaptık. Tam doruna çıktık. Dorunda tahta vardı hocam. Değil mi? İkimiz el ele tutulduk böyle yıldızlara. Öyle bir hatıra orada, bize nasip olmuştu. Bak orası o kadar güzel bir yer ki orada namaz bile kılınıyor. Neresi abi? Şurada. Ama üstüne çıkmayın diyor. Ha? Üstüne çıkmayın diyor. Bayanlara diyor. Belki tehlike olur diyor. Erkeklere bir şey olmaz. Yazıyız. Allah'ım. Dal koparmayın diyor. Bak gelin buraya. Geliyoruz abi. Bismillah. Sen gel özellikle şıkılıyorsun. Ya Allah. Hadi bismillah. Ya bismillah. Görüyor musun bak? Bak burada namaz kılınıyor bak. Üstad buralarda nasıl şey yapmış bak. Şimdi şu ağacı dik olarak. Üstad ama dik olduğu zaman odacık vardı yani. Hani o Arla'daki evinin yanı gibi. Ha böyle şeyler vardı. Tabii değil mi? Büyük odacık vardı şurasında. Ya. Orada mesela kalırmış üstad.
Ağacın tam tepesine kadar çıksam burada 2 ay 3 ay. Tam tepesinde bir tane tahta vardı. Biz de çıktık oraya. Oraya çıkar yıldızları tefekkür edermiş. Sen çıktın mı ağaca abi? Nasip oldu ha. Bir kere. Hem de gece gelmiştik. Bunu kim kesmiş abi? Yaşlandı diye mi kesmişler? Şeyliğine huzurluğuna. O zaman o dine hücum olan zamanlar var ya. Askeriyeden gelip kesiyorlar diyorlar helikopterle. Katran ağacında kesmişler. Kaç döneminde kestiler bunu abi? İşte 2001'lerde herhalde. 2000'lerde. Ecevit zamanında. 2000'lerde, 2000'de. Bu ağacı keseni Allah kessin. Kışın bir de. Abi kesmişler abi. Belasını buldular da. Tamam bulmuşlardır zaten. Bir şey demene gerek yok abi. Demene gerek yok. Ne olmuş? Allah çok olsun. Baksana köküne. Bak. Evet. Buradan motorla kesiyorlar. Burayı yatırıyorlar. Ha. Hadi bakalım. Gel hocam. Nereden nereye dostum abi? Usta bunu görseydi. Ey Allah'ım bizi senden ayırma. Ey Allah'ım bizi senden ayırma. Bizi senin cemalinden ayırma. Bizi senin cemalinden ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dini imandan ayırma. İlahi dini imandan ayırma. Sararıp ben solup döndüm hazana. Sararıp ben solup döndüm hazana. İlahi yaprağı daldan ayırma. İlahi yaprağı daldan ayırma. Amin inşallah. Bir de okuyalım inşallah böyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin emin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey Rabbül Berri vel Bahr, Kur'an'ın dersiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın talimiyle anladım ki nasıl gökleri ve feza ve zemini senin birliğine ve varlığına şahit ederler, öyle de bahirler, nehirler ve çeşmeler ve ırmaklar senin vücubucuna ve vahdetine bedahet derecesinde şahit ederler. Evet, bu dünyamızın menbaı acayip buhar kazanlar hükmünde olan denizlerde hiçbir mevcut, hatta hiçbir katre su yoktur ki vücuduyla, intizamıyla, menfaatıyla ve vaziyetiyle Halık'ını bildirmesin. Ve basit bir kumda ve basit bir suda rızıkları mükemmel bir surette verilen garip mahluklardan ve hılkatleri gayet muntazam hayvanat-ı bahriyeden, hususan bir tanesi 1 milyon yumurtacıklarıyla denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki hılkatiyle ve vazifesiyle ve idare ve iaşesiyle ve tedbir ve terbiyesiyle yaratana işaret ve rezzakına şehadet etmesin. Hem denizde
kıymetdar, hasiyetli, ziynetli cevherlerden hiçbirisi yoktur ki güzel hılkatıyla ve cazibedar fıtratıyla ve menfaatli hasiyetiyle seni tanımasın, bildirmesin. Evet, onlar birer birer şahadet ettikleri gibi heyet-i mecmasıyla beraberlik ve birbiri içinde karışmak, esikke-i hilkatte birlik ve icatça gayet kolay ve efratça gayet çokluk noktalarından senin vahdetine şahadet ettikleri gibi arzı toprağıyla beraber bu küreyi arzı kuşatan muhit denizlerini muallakta durdurmak ve dökmeden, dağıtmadan güneşin etrafında gezdirmek ve toprağa istila ettirmemek ve basit kumundan ve suyundan mütenevvi ve muntazam hayvanatını ve cevherlerini halk etmek ve erzak vesaire umurlarını külli ve tam bir surette idare etmek ve tedbirlerini görmek ve yüzünde bulunmak lazım gelen hassiz cenazelerinden hiçbirisi bulunmamak noktalarından senin varlığına ve vacib vücut olduğuna mevcudata işaretler ederek şehadet eder. Ve senin saltanat-ı rubiyetin haşmetine ve her şeye muhit olan kudretin azametine pek zahir delalet ettikleri gibi göklerin fevkindeki gayet büyük ve muntazam yıldızlardan denizlerin dibinde bulunan gayet küçücük ve intizamla iaşe edilen balıklara kadar her şeye yetişen ve hükmeden rahmetinin ve hakimiyetinin hassiz genişliklerine delalet ve intizamatıyla ve faydeleriyle ve hikmetleriyle ve mizan ve mezuniyetleriyle senin her şeye muhit ilmine ve her şeye şamil hikmetine işaret ederler. Ve senin bu misafirhane-i dünyada yolcular için böyle rahmet havuzların bulunması ve insanın seyri seyahatine ve gemisine ve istifadesine musahhar olması işaret eder ki yolda yapılmış bir handa bir gece misafirlerine bu kadar deniz hediyeleriyle ikram eden zat elbette mekar-ı saltanat ebedisinde öyle ebedi rahmet denizleri bulundurmuş ki bunlar onların fani ve küçük numuneleridirler. İşte denizlerin böyle gayet harika bir tarzda arzın etrafında vaziyet acibesiyle bulunması ve denizlerin mahlukatı dahi gayet muntazam idare ve terbiye edilmesi ve bilbe dahi gösterir ki yalnız senin kuvvetin ve kudretinle ve senin irade ve tedbirinle senin mülkünde senin emrine müsahhardırlar. Ve lisan halleriyle Halik'ini takdis edip Allahu Ekber derler. Okumak isteyen var mı? Bu makamda okuyalım mı? Ey dağları zemin sefinesine hazineli direkler yapan Kadir-i Zülcelal. Ey dağları zemin sefinesine hazineli direkler yapan Kadir-i Zülcelal. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki nasıl denizler acayiplerini seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Öyle de dağlar dahi zelzele tesiratından zeminin sükunetine, içindeki dahil inkılabat fırtınalarından sükutuna ve denizlerin istilasından kurtulmasına ve havanın gazat-ı muzuradan tasfiyesine ve suyun muhafaza ittiharlarına ve zihayatlara lazım olan madenlerin hazinedarlığına ettiği hizmetleriyle ve hikmetlerle seni tanıyorlar ve tanıttırıyorlar. Evet, dağlardaki taşların envandan ve muhtelif hastalıklara ilaç olan maddelerin aksamından ve zihayata usan insanlara çok lazım ve çok mütenevi olan madeniyetin ecnasından ve dağları, sahraları çiçekleriyle süslendiren ve meyveleriyle şenlendiren nebatatın esnafından hiçbirisi yoktur ki tesadüfi havalesi mümkün olmayan hikmetleriyle, intizamıyla, hüsnü hılkatıyla, faydeleriyle, hususan madeniyatın tuz, limon tuzu, sulfatı ve şap gibi sureten birbirine benzemekle beraber tatların şiddeti muhalefetiyle ve bilhassa nebatatın basit bir topraktan çeşit çeşit envalarıyla, ayrı ayrı çiçek ve meyveleriyle, nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim, nihayetsiz rahim ve kerim bir sahneyi ucu ucuna vedahetle şehadet ettikleri gibi heyet-i mecmuasındaki vahdet-i idare ve vahdet-i tedbir ve menşe ve mesken ve hılkat ve sanatça beraberlik ve birlik ve cüzlük ve kolaylık ve çokluk ve yapılmakta çabukluk noktalarından o sahneyin vahdetine ve hadidine şehadet derler. Hem nasıl ki dağların yüzünde ve karnındaki mahsular zeminin her tarafında her bir nevi aynı zamanda aynı tarzda yalnızsız gayet mükemmel ve çabuk yapılmaları ve bir iş bir işe mani olmadan sair nevilerle beraber karışırken karıştırmaksızın icatları senin rubiyetin haşmetine ve hiçbir şey ona ağır gelmeyen kudretin azametine
delalet eder. Öyle de zeminin yüzündeki bütün ziyaret mahlukların hassız hacetlerini, hatta mütelevvi hastalıklarını, hatta muhtelif zevklerini ve ayrı ayrı iştihalarını tatmin edecek bir surette dağların yüzlerini ve içlerini muntazam eşcar ve nebatat ve madeniyetle doldurmak ve muhtaçlara tesir etmek cihetiyle senin rahmetin hassız genişliğine ve hakimiyetin niyetsiz vüsatıyla delalet ve toprak tabakat içinde gizli ve karanlık ve karışık bulunduğu halde bilerek, görerek, şaşırmayarak intizamlı hacetlere göre ihzar edilmeleriyle senin her şeye talik eden ilmin ihatasına ve her bir şeyi tanzim eden hikmetini bütün eşya şümulüne, vilaçların ihzaratı ve madeni maddeler iddiaratıyla rubiyetin rahimane ve kerimane olan tedabirinin mehasinle vinayetin ihtiyatlı letaifine pek zahir bir suretle işaret ve delalet derler. Hem bu dünya hanında misafir yolcular için koca dağları, levazımatlarına ve istikbaldeki ihtiyaçlara muntazam ihtiyat deposu ve cihazet ambarı ve hayata lüzum olan çok defineleri mükemmel mahzen olmak cihetinde işaret, belki delalet, belki şahit der ki bu kadar kerim ve misafirperver ve bu kadar hakim ve şefkatperver ve bu kadar kadir ve rubiyetperver bir sanin elbette herhalde çok sevdiği o misafirler için ebedi bir alemde ebedi ihsanatının ebedi hazineleri vardır. Buradaki dağlara bedel, orada yıldızlar o vasfeyi görürler. Ey kadir küllü şey, dağlar içindeki mahluklar senin mülkünde ve senin kuvvet ve kudretinle ve ilim ve hikmetinle müsahhar ve müdahhardırlar. Onları bu tarzda tavzif ve tesir eden Halık'ını takdis ve tesbih ederler. Ya Rabbi ve ya Rabbes semavati vel aradin. Sen metçesin. Sıfır burada. Maşallah. Amin. Amin. Ya Rabbi ve ya Rabbe semavati vel aradîn. Ya Halik'i ve ya Halik'i külli şey. Gökler yıldızlarıyla, zeminin müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle. Amin. Ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Amin. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Amin. Ve bizi ve ihvanımızı imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Amin. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalplerimizi ve akıllarımızı musahhar kıl. Amin. Ve bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Amin. Ve cennetül firdevs'te mesut kıl. Amin. 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 Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. Sevgili peygamberimizin aziz temiz mübarek ruhuna, Hazreti Adem'den beri gelmiş geçmiş cümle peygamberlerin ruhlarına ve Risale-i Nur'a hizmet eden başta üstadımız Bediüzzaman ve diğer bütün abilerin ruhlarına ve aramızdan ayrılan vakıf kardeşlerin ruhlarına ve şu anda Risale-i Nur'a hizmet eden vakıf kardeşlerimizin vakıflarının devam etmesini ve bu yolda istihdam eylemesini senden niyaz ediyoruz ya Rabbi. Kabul eyle. Ya Rabbel Alemin. Risale-i Nur'a bugünden kıyamet gününe kadar bu Risale-i Nur'a hizmet edecek vakıf kardeşlerinin yetişmesini senden talep ediyoruz. Lütfen kabul eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, üstadımızın ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Amin, amin. Yeni gözlüğü kullanmak nerede nasip oluyor? Bu daha sıfırda
Birisi gönderdi bunu Adana'dan bana. Bak bu akşam bunu kullandım ben. Evet, bakileşti hocam. Ya. Cennette seninle beraber. Öptüm seni. Takma şey için zorunlu olmayacak ama hadi gidelim hatır ya. Olarak. Bakileşti yani. Hakikaten ya. Hadi bak. Böyle adımıza çok öyle ya. Eşyalarına kıymet vermiş. Ya ona bu, çok hizmet etti diye bu ya. Şey varmış yani. Böyle hatta bir eşyasının birisi eski de atınca ona ya çok kızmış. Böyle bir an nerede ya? Eşyası mı kızmış ona? Yok, gece saat 12.45 12'den beri yoldayız. Barla'dan çıktık. Öyle bir şey. Çam ağacı çam tepesine doğru çam ağacı tepesine doğru geldik. Çay kaşığı yani. Duamızı ettik. Şimdi aşağı iniyoruz abilerle beraber. Allah Osman abi, Uzuntaş abimizden Ramazan Yumuk abimizden bu bayram abinin okumasından Recep bir tanesi gözlükçüymüş. Ondan sonra benim ve gözlüğü de en büyük şefkat hocamdan Allah ebeden daimen razı olsun. Bize buraları gösterdiler. Gecenin saat 12.45. Hiç kimse yok. 10 kilometrelik yoldan bu yana doğru geldik. Ziyaretimizi bitmiş bulmaktayız. Şu an aşağı iniyoruz camın en güzel ve arabamıza doğru gidiyoruz. Allah kabul etsin inşallah.